Süleyman Sultan bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı. Tarihi yarımada veya sur içi silüeti dediğimiz silüetin son noktası. Mihrimah Sultan Camii denince iki tane cami var İstanbul'da. Biri Üsküdar'da, biri de Edirne Kapı'da. Sinan ona duyduğu aşkı Edirne Kapı Mihrimah'ta simgeleştirmiş. Türk gezginler için önemli olan bir cami. Çok önemli bir yapı mimarlık tarihi açısından. Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan, efsane aşklarını anlatması için dünyalar güzeli kızlarına Farsça'da ay ve güneş anlamına gelen Mihrimah adını koyarlar. Padişahın gözünden sakındığı kızı için Edirne Kapı'da yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisi bugün de adeta bir güneş gibi parlar. Büyük usta mimar Sinan camiyi inşa ederken bir yandan da Mihrimah Sultan'a duyduğu aşkı anlatır. Bu muhteşem yapı, Mihrimah Sultan'ın dillere destan güzelliğini ve naifliğini günümüzde de tüm görkemiyle yansıtır. Mihrimah Sultan, bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Şimdi herkes benden iyi biliyordur Mihrimah Sultan'ın kimliğini muhteşem yüzyıl sayesinde. Onun İstanbul'a kazandırdığı iki tane külliye var. Biri Üsküdar'da. Biri Edirne Kapı'da. Mimarlık tarihimizin yine Sinan dönemi, klasik Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden biri de Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi'dir. Tabii Mihrimah Sultan bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı. El bebek, gül bebek, nazlı büyütülmüş, yetiştirilmiş Cihan Padişahı'nın kızı. Bu cami mimari olarak çok güzel bir eserdir. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi'nin baniyesi olan Mihrimah Sultan tabii bu yapıyı görmemiştir. Ölümünden sonra inşa edilmiş, tamamlanmış. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii İstanbul camileri içinde turistik açıdan çok fazla önem taşımasa da kendi açısından önemli, güzel camilerimizden bir tanesidir. Tabii Kanuni Sultan Süleyman devrini, o dönemi tanımak isteyen veya tanıyan kişiler için, Mihrimah Sultan'ın hayatını bilen kişiler için, belki Türk gezginler için önemi olan bir cami. 1562-1565 yılları arasında yapılıyor bu cami. Çok önemli bir yapı mimarlık tarihi açısından. Kanımca iki tane faktör var Mihrimah Sultan külliyesini önemli kılan. Bunlardan birincisi, Mihrimah Sultan Külliyesi Osmanlı döneminin Haliç'e kazandırdığı o çok ünlü silüetin, Haliç'ten görülen tarihi yarımada veya sur içi silüeti dediğimiz silüetin son noktası. Yani o silüeti sonlandıran bir yapı ve bu anlamda bir tablonun tamamlayıcı ögesi sayılabilir. İkincisi önemi şeysi benim kanımca ve bu konuda bütün mimarlık tarihçileri de benimle aynı düşüncededir. Mimar Sinan'ın plastik tasarımının mimari plastiği tasarımlama yeteneğinin en iyi ifade edildiği yapı. Sinan'ın en cesur üstünlüklerinden biridir. Çünkü bir dikdörtgen küp üzerine bir portakalı koyun, dört taraftan kesin, her taraftan içeri ışık alan bir cami tasarlamış ve bunu uygularken birçok insan dehşete kapılmış. Bu nasıl duracak ayakta? Medresesi, yani ayakta kalmış olan haliyle bugünkü medrese, diğer bildiğimiz medreselerden hayli farklıdır. Bir tabii avlu vardır fakat o avlu camiye göre enine gelişmiş bir avludur. Ve
İki tarafında hücreleri vardır ama şey tarafında, kuzey kanadında hücreleri yoktur. Onun için diğer medreselerden çok farklı bir şeysi vardır, programı vardır o medresenin. Ama külliyenin asıl anıt yapısı, hani Evliya'nın dediği gibi Selahattin camilerinin tümünün kasrı olan cami, caminin kendisi çok unik bir tasarımdır. Çok mimarlık açısından çok önemli bir tasarım şeyine sahiptir. Nasıl diyeyim, bir tasarım biricikliğine. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi denilince akla Mimar Sinan'ın padişahın kızı Mihrimah'a olan aşkı gelmektedir. Gerçi büyük usta sevdiğine kavuşamamıştır ama yaptığı iki camiyle aşkını sanatına işlemiştir. Rivayete göre geceyle gündüzün eşit olduğu ve ayrıca da Mihrimah Sultan'ın doğum günü olan 21 Mart gününde Edirne Kapı Mihrimah Camisi'nin tek minaresinin ardından kıpkırmızı güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah Camisi'nin ardından ay doğmaktadır. Sinan ona duyduğu aşkı Edirne Kapı Mihrimah'ta simgeleştirmiş. Bir rivayete göre de Nisan ayının ya da Mayıs ayının belli bir gününde Edirne Kapı Mihrimah değil de Üsküdar Mihrimah'tan baktığınızda güneş batımıyla ayı aynı anda görebiliyorsunuz. Zaten Mihrimah demek Mihr güneş demektir, mah da ay demektir. Ondan dolayı isminin böyle konduğu söyleniyor ki bu bir rivayetten öte bir şey değildir. Ben bir rehber olarak özellikle Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan arasında bir aşk yaşandığına dair bir hikayenin tamamen bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Kadınsı tarafını, Mihrimah'ın özelliklerini de caminin içinde görebilirsiniz. Minberi de çok ünlü, mermerden. Renk ıskalası gibi insanı çeken, cazibe yaratan bir cami. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi, Kanuni'nin canı gibi sevdiği kızının güzelliğiyle Koca Sinan'ın dehasının buluşma mabedidir. İncecik kubbesi ve üzerindeki 161 penceresi caminin iç güzelliğini aydınlatır. İç mekandaki ferahlık, pencere üzerindeki süslemeler ve kubbedeki işlemeler görenleri büyüler. Mimar Sinan'ın aslında dokunuşları çok enteresandır camilerin yapımında. Bütün eserlerinde dokunuşları çok enteresandır. Kime yapıyorsa o eseri, kim vakfettiyse o eseri, onun özelliklerini taşır eserleri. Burada o kadınsı tarafını, Mihrimah'ın özelliklerini de caminin içinde görebilirsiniz. O duru güzelliğini, saydamlığını camlarla desteklediğini düşünüyorum. Edirne Kapı'nın içi en ferah, en aydınlık ve günün her değişik saatine değişik renk ıskalası gibi insanı çeken, cazibe yaratan bir cami. Aslında belki değişik saatlerde çekim yapabildiğiniz takdirde zannediyorum o farklı görmek mümkündür. O kubbeyi taşıyan büyük kemerlerin içinin pencerelerle aydınlatılmış olması oraları bir ışıklı perde haline getirir. Caminin tümünü de bir ışıklı kafese dönüştürür. Yani bugün bizim betonarme ile çelikle falan elde ettiğimiz o strüktürel mucizeyi o tarihte yapar. Yani
Mihrimah Sultan'ın o çapta ve bilmiyorum şeylerde göreceksiniz. Kemer duvarları, kemerlerin içi, büyük taşıyıcı kemerlerin içi pencerelerle doludur. Boşaltılmıştır. Kemerlere taşıma işlevi verilmiştir. Yani bu çok önemli bir strüktürel tasarım adımıdır. Bir şey. Hatta Profesör Kuban diyor ki buna olağanüstü bir mimari kafes. Yanda o sözünü ettiğim o pencere, ışıklı pencereleri taşıyan altta üçer kemerli geçişler var. O üçer kemerli geçişler şeylere oturur. Granit sütunlara, çok nadir parçalar olan granit sütunlara oturur. Henüz yapılmamış, yani kanıtlanmamış bir görüşe göre bu sütunlar Ioannis Prodromos Manastırı'ndan buraya getirilmiştir diyor İhtifalci Ziya. Minberi de çok ünlü, mermerden, çok bezemeli, çok özel tasarımlı bir şey. İstanbul'da belki de Sinan'ın önemli sayılabilecek üçüncü eseridir. Yani Şehzade önemli, Süleyman önemli. Edirne Kapı Mihrimah üçüncü derecede sayılabilir. Şey de gerçi önemli, Sokullu, Kadırga, Sokullu, Mehmet Paşa. Çünkü orada da çok güzel bir organik mimari örneği vermiştir Sinan. Ama organik mimaride biz batıdan örnekler veriyoruz. Halbuki Sinan organik mimariye büyük önem vermiştir. Biz zannediyoruz Frank Wright, Amerikalı mimar, organik mimariyi bulmuştur. Kesinlikle böyle bir şey yok. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi'nin ince uzun minaresi adeta göğü delercesine uzanır. Caminin 38 metre uzunluğundaki tek minaresi, kenarlarındaki ince işlemelerle adeta Mihrimah Sultan'ın topuklarını döven saçlarını anımsatır. İki minare sadece sultanın çocuklarına, kızlarına ve damatlarına ve şehzadelere, pardon damatlarına değil, kızlarına ve şehzadelere ait bir haktı. Burada tek minareyle yetindi. Bunun gerekçesini doğrusu ben bilmiyorum. Ve bugünkü zaten uygulamalara baktığım zaman da hayretler içindeyim. Herkes sultan soyundan geliyormuş gibi iki minare, çifte minareli camiler inşa edip duruyorlar. Bu tabii büyük bir bilgisizlik ve saygısızlık örneği. Yani günümüzde kullanımından daha çok çevresinin rezaletinden bahsetmek lazım. Yani nerede çok güzel bir eserimiz varsa çevresine bakıyor, bu kadar pespaya olmaz yani. Orantılı değil yani, yazık, günah. Böyle eserler batıda olsa 100 metre çevresinden kimseyi yaklaştırmazlar. Yani arabanın sarsıntıları, egzozdan çenkiliye kapkara hale geliyor eserlerimiz. Dikkat edersen çok camimiz kararmış. Evet. Asit yağmurlarından, pislikten, egzozlardan çıkan yani önce bir bakım gerekiyor. Eser güzel mi değil mi göremiyor. Bir bakım içinde olması lazım. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii 6. tepesini İstanbul'un süsleyen çok hoş, çok güzel, Altıncı Tepe'nin tacı olarak adlandırabileceğimiz camilerimizden bir tanesi. Tabii gönül ister ki Mimar Sinan rotaları dediğimiz kültür turizmi rotalarında oralar geziliyor ama gönül ister ki daha çok turlarda yer alabilsin bu camimizde. Tez gelmez cihana sen gibi hasip. Sine-i gülşende yok imiş nasip. Kadere rızadır, kula münasip. Takdire adavet ardır, ardır Mihrimah. Beşeri imtihan mevzunun aslı. Mahşere uzadı vuslatın faslı. Bilmezler bu benna nedendir yaslı. Sinan'ın tek derdi yardır, yardır Mihrimah.